Afiyet Teşekkür olsun. ederim. Sağ ol zahmet. Afiyet olsun. Aile hala aramadı Şevket. Ne yapsam ben mi arasam acaba? Biraz daha bekleyelim. Daha erken. Belli ki işleri daha yoğun. Tedavinin dışında çok ciddi tedbirler alınması gerekiyor. Açıkçası bu mevzuda endişeliyim. Oralarda bunu nasıl becerecekler? Sen Ayla tedarikli gitti demedin mi? Dedim ama salgının boyutunu bilmiyoruz ki. Ahmet'in anlattığına göre durum ciddi. Benimle tek laf etmedi biliyor musun Şevket? İnsan annesine bir hatır sormaz mı? Bu kadar ağrıma gitti ki. Oğlumla aramdaki mesafe bana çok kötü geliyor. Bu kadar mühim bir salgın yaşanırken bile benimle konuşmak istemedi. Aile aramızda tercüman oldu. Selma. Ne kadar üzüldüğünün farkındayım canım. Düzelir, endişelenme. Şimdi bir de bu salgın çıktı. Ne yapsa? Kalkıp gitsek mi biz de? Düşünmedim değil. Ama burada o kadar hasta var ki. Ailede olmayınca hepsi bana kaldı. Ben gideyim mi peki? Dur bakalım. Bir haber alalım da. Belki her şey kontrol altına alınmıştır. Canın acıdı mı canım? Nasıl? Kramplarınız geçti mi biraz? Hemşire hanım, buraya bir rahatlatıcı yapalım. Hemen doktor hanım. Nasılsınız? İyi misiniz şimdi? Daha iyiyim. Tamam. Şu plasterinizi değiştirelim. Kolay gelsin. Bizim hanımla konuştum da arkadaşını evde misafir edeceğiz. Rahatsız olmasaydınız misafirhanede boş oda yok muydu? Çok var ama orası bir hanım için uygun değil. Bizde daha rahat eder. Çok teşekkür ederim Ziya. Asıl bizim doktor hanıma teşekkür etmemiz lazım. Ta İstanbullardan kalkıp şimdi geldi. Şimdi size bir ağrı kesici evet. Vereceğim daha rahat uyuyun. Hem de hemen. Çok teşekkür ederim doktor hanım. Doktor hanım İstanbul telefonunuz bağlandı. Çok iyi. Yazıcı ve dokumacılara ilaç götürüyoruz. Selam söyle. Tamam. Annemle fikir tiyatrisinde bulunmadan yapamaz. Birlikte çalışıyorlar. Öyle mi? Kaymakam Bey, Kaymakam Bey. Cip hazır. Tamam. Geliyoruz. Buyurun, önden geçin. Selma abla. Aile çok merak ettik. Durum nedir? Biraz kontrol altına aldık gibi ama yakın köylerden yeni hastalık haberleri geliyor. Bir hastayı kaybettik. Bir kişinin durumu da çok ağır Selma abla. İlaç durumunuz ne? Bitmek üzere. Çünkü köylere de gönderiyoruz. Ben bugün en hızlı şekilde tekrar yollarım. Ahmet nasılmış? Aman dikkat etsin hastalık falan bulaşmasın. Siz iyi misiniz Ayla? Ahmet nasıl? İyiyiz merak etmeyin. Ahmet köylere ilaç dağıtmak için gitti. Çok dikkatli olun Ayla. Tamam mı canım? Sık sık haberleşelim. Tamam. Herkese selamlar. Ahmet nasılmış? İyiymiş. Köylere ilaç dağıtmaya gitmiş. Biliyor musun Selma? Oğlumuzla gurur duyuyorum. Açıkçası hemen pes edip geri döner sanıyordum. Şehirli biri için mahrumiyet bölgesinde yaşamak zordur. Ama direndi. Yıllardır Kıbrıs çıktı. Bak şimdi orada yaşayanlar için neler yapıyor. İnsan sever benim oğlum. Ne demiş üstad? Bir insanı sevmekle başlar her şey. Sait Faik, ne güzel söylemiş. Hatırla sevgilim, o mesut.